Arkadaşlar merhabalar. Paragrafa anlamca uymayan ya da parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi nasıl bulacağımızla ilgili birkaç tane ipucu vereceğim size. Bunlar tabii ki anlam çok önemlidir ama bazı ipuçları vardır ki o ipuçları size bazı seçenekleri elettirebilir. Ben size bunlarla ilgili çıkmış sorular üzerinden yola çıkarak bazı şeyleri anlatacağım. Lütfen siz de ilk başta kendiniz bir videoyu durdurun, sonra kendiniz çözmeye çalışın mesela şu anda. Daha sonrasında beni nasıl çözdüğüme bir bakın. Bakın bu tür yerlerde özellikle ikinci cümleye falan bir bakın. İkinci cümlede burada however demiş. However fakat demektir. Şimdi şu mantığı yürütmemiz gerekiyor. Fakat, however, yet, but, nonetheless, nevertheless, even so gibi. Ya da bu yüzden bundan dolayı therefore, for this reason, consequently, as a consequence gibi ifadeler, and ve gibi ifadeler, or, fakat, ya da gibi ifadeler, ikinci cümlede kullanılıyorsa birinci cümleyi yanlış sayamazsınız. Eğer yanlış sayarsanız ikinci cümleyle başlamış olursunuz demektir. Peki bir paragraf fakat ile başlar mı? Yani tek başına bir bütünlük arz eden bir paragraf fakat ile başlamaz. Önce bir şey söyleyeceksiniz, sonra fakat, bu yüzden, bundan dolayı ve ya da gibi ifadeleri kullanabilirsiniz. O yüzden A seçeneğini biz burada kırmızıya boyuyoruz. Bu A seçeneğinin yanlış olmadığını gösteriyor bize. Şimdi şu noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Öznelere bakın, nesnelere bakın, zaman uyumuna bakın ve orada sadece zaman uyumu değil bir de tenslerin yani gelecekle mi ilgili bir şey söylüyor. Eğer birinci cümlede size bir şeyleri söylüyorsa o zaman önemli. Mesela birinci cümlede Computer researchers predict that quantum computers will become a reality within 10 to 15 years. Bakın 10 ile 15 yıl arasında diyor. Eğer birinci cümleyi biz doğru olarak kabul ediyorsak bu paragraf neyi tartışacak? Günümüzü mü tartışacak, geçmişi mi, geçmişten şu ana kadarki durumu yoksa geleceği mi tartışacak? Bunu anlıyoruz. Geleceği tartışacağını çıkartıyoruz buradan. Dolayısıyla ilk başta hızlıca bir yapalım bunu. İkinci cümlede will be able bunu da aldık. Üçüncü cümlede will be able bunu da aldık. Dördüncü cümlede can represent bunu da aldık. E'de will be a thing of the past. Şimdi bu hızlı bir şekilde will become, will be able to tap, can represent, will be a thing. Hangisi sizce sırıttı şu anda? Denizli. Şimdi Denizli'ye bir bakalım. Birinci noktamıza bakalım. Gelecekle ilgili bir şey var mı? Var. These machines, referanslara da bakmanızı istiyorum. Bu makinalar dediği. Kim bu makinalar? Kuantum bilgisayarlarından bahsediyor. Önceki cümlede bunu vermiş. Bu pose a security threat. Bakın ne tür şeye bakmamız gerekiyor? İki şey. Security threat. Yani güvenlik tehdidi. Güvenlik tehdidi ikinci cümlede vermiş. Üçüncü cümleye bakıyorsunuz. If that happens, people will be able to tap into cell phone calls. Evet, insanlar cep telefonu aramalarını tarihini irdeleyebilecekler. Yani geçmişte kim kimi aramış, ne şekilde aramış bu o anlamda güvenlik tehdidi. Denizli'ye atlayarak geçiyorum. Furthermore, secure equipment, bakın güvenlikli e-ticaret yani elektronik ticaret will be a thing of the past yani geçmişte kalacak. Yani artık güvenlikli bir elektronik ticaretten bahsedilemeyecek. Bütün bunlar D seçeneğinin yanlış olduğunu bize gösteriyor. Ama D seçeneğinde neyden bahsediyor? Bir bakalım. A quantum computer, bir kuantum bilgisayarı can represent a 0 and a 1 at the same time in a qubit called a qubit. Qubit adı verilen kuantum birimi içerisinde aynı zamanda bir sıfır ve biri yani sıfır ve biri aynı anda temsil edebilir. Peki bu güvenlikle ilgili midir? Değildir. Bizim şu ana kadar tartıştığımız gelecekle ilgili midir? O da değildir. O yüzden D seçeneği yanlış olur. D seçeneğini doğru seçenek olarak yani bu parçayı anlam bütünlüğünü bozan seçenek olarak Denizli'yi işaret ediyoruz. Diğer bir nokta. 53. soruda ikinci cümleden başladık. All aircraft designers are familiar with the challenge of icing şeklinde bir ifade kullanmış. Şimdi bu cümlede these, those, they, it, he, she gibi bir zamir kullanılmamış. Bu tür ifade
önceki cümleyle yapısal anlamda çok bağlantılı olmadığını gösterir bize. Böyle şeylerle karşılaşırsanız özellikle gözünüzü açın. Ya birinci cümleye ikinci cümle %90 olasılıkla yanlıştır. Çünkü bir cümleden diğer cümleye geçişte o yapısal olarak kullandığımız zamirler, he, she, it, is, those, they gibi ifadeler çok önemlidir. Yani birinci cümlede Ahmet'ten bahsederse ikinci cümlede de he olarak onun geçmesini bekleriz. Bütünlüğü bozmaması açısından. Peki, tenslere bakalım. New, past tense, could be, past tense, ondan sonra learned, past tense, was, past tense, ne güzel. İkinci cümleye geldik, are. Üçüncü cümleye geldik, must demonstrate, present. Dörde geldik, are specified. Ve beşe geldik, states. Bakın, sırıtan A seçeneği oldu. Gördüğünüz üzere zaman açısından A seçeneği sırıttı. Şimdi ikinci ipucumuza da bir bakmamız gerekiyor. Bakalım. Bakın D seçeneğinde geçen those conditions ifadesini referansı önceki cümlede var mı acaba? Wet conditions. Cold, wet conditions. Yani soğuk ve yağışlı koşullardan bahsediyor. Bu koşullar diyor. Çok güzel bağlantı oldu. Yani 3 ile 4 birbiriyle bağlantılı. O yüzden C ve D seçeneklerini hemen buradan kırmızıya boyarsınız. Bunları geçtik diye. Şimdi şu noktaya bakalım. Birinci cümlede ne diyor? Everyone knew that freezing rain. Burada kullandığı nedir? Donan yağmur ya da dondurucu yağmur. O zaman bakacağız ikinci cümlede. Challenge of icing, buzlanmadan bahsediyor. İkinci cümlede kullanılan icing ile freezing rain aynı şey değildir. Üçüncü cümleye baktığınızda, üçüncü cümlede soğuk yağışlı durumlardan bahsediyor. Ondan sonra ice up demiş. Yine buzlanmadan bahsediyor. Bunu da kırmızıya aldık. Ondan sonrasında bakın 5'te this appendix diyor. Bunun referansını önceki cümlede vermesi lazım. This appendix bu ek diyor. Nerede? Appendix C. C appendixinde vermiş. Bu da aynı şekilde veriyor. Şimdi burada olduğu gibi okursunuz zaten bütün şekliyle A seçeneğinin olmadığını görme şansınız olur. Bakın freezing rain başka hiçbir yerde geçmedi. Dikkat edin. Bakın cold weather biraz daha bakalım. Cold weather soğuk havadan bahsediyor. Ondan sonra wet conditions, cold conditions yine aynı şekilde. Those conditions yine aynı şekilde. Ve icing. Bütün bunlar birbirlerini tamamlayan şeyler. Yanıtımız bu durumda A olur. Diğer bir soruya geçtik. 54'te Now new research reveals why. İkinci cümleyi okuyorsunuz. Şu anda yeni araştırmalar neden olduğunu ortaya çıkartıyor. Peki neden? Neyin nedeni? Hiçbir şey ve belli değil. O zaman birinci cümleyi siz attığınızda ikinci cümle giriş cümlesi olur. İkinci cümle giriş cümlesinde şu anda yeni araştırmalar bunun nedenini açıklıyor. Neyin nedeni? Önce bir şey olması lazım ki bunun nedeni olsun. O yüzden A seçeneğini anında elersiniz çünkü birinci cümle olmak zorunda. Şimdi bakalım birinci cümle neyden bahsediyor? Mother Columbian Rainbow Boas bilmem ne bilmem ne onların Latince ismini vermiş. Have the strange habit of eating some of their own young. O zaman anne Columbia Rainbow Boa yılanından bahsediyor. O zaman eating their young yani bebeklerini yemesinden bahsediyor. Araştırmacılar nedenini söylüyor. Şimdi neden üzerinde duracağız? Within 2 weeks these mothers, bu anneler, bakın referansını verdi, regained their lost muscle. Peki bu anneler şu cümlede geçiyor mu? Hemen önceki cümlede geçmesi gerekiyor. İkinci cümleye bakıyorsunuz, anneler yok. O zaman üçüncü cümlede geçen these mothers'ın referansı 2'de yoksa birinci cümleye bakarsınız. Mother Columbian Rainbow Boas olabilir. O zaman bunu bırakıyorsunuz. Şimdi diğer bir noktaya bakalım. Stillborns henüz undeveloped eggs in a clutch which the mother anneden bahsediyor burada. Consume soon after laying or giving birth yine doğumdan sonrasından bahsediyor. Rich in energy enerji açısından bahsetmesi gerekiyor işte proteinler ve diğer temel besinlerden bahsediyor.
Therefore, maternal cannibalism şu demektir. Annelerin yaptığı yamyamlık, yani kendi türünü yemesi, leads to a quick recovery after giving birth. Yine doğum sonrasından bahsediyor. O zaman quick recovery, hızlı bir iyileşmeden bahsediyor. Yani burada enerjisini alıyor. Dolayısıyla doğum esnasında kaybetmiş olduğu enerjiyle birlikte kendine geliyor ve hızlıca iyileşiyor anlamını veriyor bize. Bu açıdan baktık. Biraz sanki C seçeneği. Bakın şu soruyu her zaman için sormak lazım. Eğer 3'teki gibi these mothers gibi, they gibi, those gibi, he gibi, she gibi, it gibi referansı olan zamirler kullanılıyorsa, önceki cümleye dönersiniz. Önceki cümlede bu yoksa bilin ki %99 ya referansı bulan, veren cümle ya da ondan önce o referansa atıfta bulunmayan önceki cümle yanlıştır. Yani bu durumda these mothers'ın referansını ikinci cümlede bulamadığımız için yanılmış ya 2 ya da 3 olacağız. Şimdi başka bir şeye bakalım. Have demiş. Bunu alalım have'i. Ondan sonra why demiş. Revise özür. Tenslere bakıyoruz. Üçüncü cümlede regain. Bakın bu çok tehlikeli. Past tense'e geçmiş orada. Ondan sonra consumes geniş zaman kullanmış burada. Ve beşinci cümlede de leads to neyi kullanmış? Yine geniş zaman. Yanıtımız üçüncü. Yani regain dediğimiz şey oluyor. Onu geçiyoruz. 55. soruda. Bakın ikinci cümleden başlıyorum. In these lakes. Bu göllerde. Bu göllerde. Önceki cümlede birkaç tane göl var demektir. Birinci cümleye bakıyoruz. Nios bir krater gölüdür. Yaklaşık 500 yıl önce volkanik patlamayla biçimlenmiştir, oluşmuştur. Göller yok. O zaman ya bir ya iki yanlıştır. Şimdi these lakes'le başladığında ben biri yanlış saydığımı düşünün. İki bu göllerde diyecek. İnsan sormaz mı? Hangi göllerde? Sen göllerden bahsetmedin ki şu ana kadar. O zaman ikinci cümledeki bu göller ifadesi tamamıyla yanlıştır. Sadece buradan bile cevabın yani yanlış, uyumsuz olanın B olduğunu çıkarma şansınız tamamıyla vardır. Ama bakalım şimdi. Üçüncü cümlede it demiş. It is one of many such lakes. Bu tür göllerden bir tanesidir. Kim? Bu göller mi yoksa Nios mu? It neye refer ediyor? Nios'a. Üçüncü cümlede yine it. Fakat bir sürü göl var. One of only two lakes known to explode. Patlamış olduğu bilinen sadece iki gölden birisidir. Böyle bir sürü göl var ama patladığı bilinen. O zaman yine it var. When it exploded. Bakın yine it var. Nios, it. Buradan B seçeneği olduğunu görürsünüz. Şimdi diğer noktalara bakalım. Size birinci soruyu da çözdürürken şöyle bir ipucu vermiştim. Olay geçmişe mi yönelik, geleceğe mi yönelik vesaire. Şimdi Nios diyor bir krater gölüdür ama 5 centuries ago. O zaman burada siz şu ya da bu şekilde geçmişe atıfta bulunmak zorundasınız. Yaklaşık olarak 500 yıl önce bir volkanik patlamayla oluşmuş olduğunu söylüyor. Şimdi ikinci cümleye baktığınızda the gas saturates the bottom water. Bottom water dediği dipteki su. O zaman dipteki suyla ilgili bir şeye bakıyoruz. Yok. Dörtte de dip suyu yok. Beşte de yok. Peki. Ondan sonra volcanic chains. Volkanik olduğunu söylemişti bir de. Değil mi? Volcanic eruption. Volkanik patlama. Üçte var. Yine patlamadan bahsediyor. Dörtte de var. 5'te exploded var. When it exploded. Peki pasta geçmiş mi? 5'te geçmiş. Şimdi şöyle hızlıca. 1 is. 2 saturates. 3 is. 4 is. 5 past tense. Past tense ifadesi. Aa hemen hocam. İşte zaman uyumundan 5'e gidersiniz. Hayır. Ne şekilde yapacaksınız? Eğer size birinci cümlede roughly 5 centuries ago demeseydi pastı o zaman eleme şansınız olurdu. Ama size zaten atıfta bulunmuş. İkinci bir ipucu önceki cümlede known to have exploded. Eğer to have exploded gibi bir ifade kullanılırsa ya da having exploded gibi bir ifade kullanılırsa bu zaten geçmişe atıftır. Dolayısıyla
geçmişe gideceğinin işaretini verir bize. Bu durumda yanıtımız B seçeneği olur. Ve bu videonun son şeyi, ikinci cümleden bahsediyoruz. This is because. Bu şu yüzdendir. E bu dediği şey nedir? O zaman A'yı hemen elersiniz. A'yı eledik mi? Eledik. Bakalım şimdi. Most of the military robotic systems currently operating are airborne. Ne ile ilgili bahsetmiş? Askeri robot sistemlerinden bahsetmiş ve airborne, yani hava ile ilgili olduklarından bahsetmiş. Ondan sonra ikinci cümlede this is because robots for use in a ground war present serious problems as conditions. Bakın, ground war, yani yerde, karada gerçekleşen bir savaşta kullanılan robotlardan bahsediyor. Hava vesaire olabilir. Üçüncü cümleye baktığınızda ordunun ilk ground robotları. Bakın, konuyu değiştirdi biraz. Dikkat. Minesweeping demiş. Yani o patlayıcı şeyler var ya, mayın taraması diyor. Onlara adanmıştır. Peki birinci cümleye dönüyoruz. Havada olduğundan bahsediyor. İkinci cümlede mayın taraması ile ilgili bir şey var mı? Yok. Dördüncü cümleye baktığınızda çölde çalışan bir şey işte balta girmemiş olman için uygun olmayacak. Peki mayınlarla ilgili bir şey var mı? Yok. Benzer şekilde diyor. Machine designed for use in cities. Şehirler için tasarlanan bir makina dağlar için adapte olmayacak. Yani bütün bu sebeplerden dolayı ne diyor? Hepsi de havada işleyen şeyler diyor. Yani mayın temizleme ile ilgili herhangi bir şey yok ve ordunun ilk ground robotları, yani kara robotlarının neye adandığı ile ilgili diğer başka şeyler yok. Şimdi teknik olarak bir bakalım şimdi. Bakalım burada ne tür şeyler var. İkinci cümledeki this A'yı elettirdi bize. Ondan sonrasına baktığınızda serious problems, ciddi sorunlar, more complex, daha karmaşık yapılar. Bakın, kıyaslama yapmaya başladı. Less predictable, daha az tahmin edilir. Yine kıyaslama. 3'te kıyaslama yok. 4'te kıyaslama var. Çölde çalışan ile ormanda çalışanlar birbirine uygun olmayacak. O yüzden bir kıyaslama var. Nedir? Desert'la, çölde çalışanla, Jungles'ta çalışanlar arasında. Benzer şekilde diyor. O zaman yine benzer bir cümle kuracak. Şehirlerde çalışanlarla, gördük mü? Dağlarda çalışanlar. O da kıyas var. Demek ki kıyaslayarak olayı götürüyor. Bu durumda yanlış olan C seçeneği olmuş oluyor. Sevgili arkadaşlar, bu konu üst düzeyde İngilizce bilgisi gerektiriyor. Olaylara lütfen bakın. Tabii ki anlam çok önemli. Ama benim size sunmaya çalıştığım burada bir bakış açısı. İkinci cümleden başlayın. Referans varsa birinci cümleye dikkat edin. O referansı sağlaması gerekiyor. O yüzden biri elersiniz. Sonra öznelerin birbirini nasıl takip ettiğini, nesnelerin birbirini nasıl takip ettiğine bakın. Tenslere bakın mutlaka. Ama olay geçmişle mi ilgili, gelecekle mi ilgili, onlara dikkat edin. Dezavantajlarından mı bahsediyor, iyi yönlerinden mi bahsediyor, onlara dikkat edin. Eğer yenilenmiş olan ifadeler varsa onların birbirleri arkasında nasıl geldiğini, nasıl tamamladıklarına dikkat edin. Bağlaçlara, mesela buradaki similarly gibi, önceki cümleyle benzer bir cümle, paralel bir şekilde işte açıklanan, örneğin anlam ortaya çıkaracak şekilde kullanılmış bir cümle olmalı. Bunlara dikkat edin. Bunlarla ilgili fırsat buldukça paragraf tamamlama için de paragraf sorularının, anlam sorularının nasıl çözülmesi gerektiğinde içeren videolar çekmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Lütfen bizi beğenmeyi ve güzel şeyler yazmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.